Bak çocuğun yanında ne yaparsanız anne baba ya da biz kimse. Bunu yapmış, tekrarla ben bir kimseyi suçlamayacağım şimdi. Mesela çocuğun yanında bir dakika bir konuşurken çocuğun yanında kavga ederseniz çocuk bağırsa öfkeli olmaya başlar. Çocuğun yanında devamlı bak aileler bunu yapıyor bu arada bunu da söyleyeceğim. Çocuğun yanında banyo yapılmaz. Giyinik olunması lazım. Bir de çocuğunuza bu gizliliği öğreteceksiniz. Mesela çocuğun yanında bak, özel bölgeler kapalı olacak diye mutlaka öğreteceksiniz. Çünkü neden? Bir dakika konusu geldi. Ne bu? Bakıyorum. Benim direkt. Tamam görüyorsun. Ekrana gösterme çocuk. Ha. Ay canım benim çok güzel maşallah. Bu benden başkasını sevmiyor de. Başka ben de söylüyorum. Bir onu sevmiyor. Burada bir onu yalan söylüyorsun. Sibel ben bak. Bakayım. Kızını ne zaman gördün bak, en son? Çocuğu bak çocuğu bak diyorlar ya. Bak. Çok güzel bak. Kız. Ah kuzum. Ama bir anne sevgisi görmedi. Aynen. Küçük koyun kaç kere gittim. Çok güzel diye. Kız. Çok güzel kız Allah bağışlasın. Bak. Çocuğu bakmıyor diyorlar ya. Bakmıyor. Gidiyor önünde iyi bak. İşte bu televizyona çıkan ya çocuğu işte iki bir kıyafet almışım. Sibel en son kızını ne zaman gördün? Bak. Sibel. Küçüktü. Bir yaşındaydı. Ha? Bir yaşındayken gördüm. Evet. Küçük. Şimdi kaç yaşında? 6. 6,5. 6. Nerede 6,5? 6,5'muş. 6,5 yaşında. Yaşını bilmiyorsun. 6,5 ya. Okula yazıldık. Yalan diye. 6,5 yaşında. 6,5 yaşında şu an. Okula gidiyor. Bir dakika. 5 yıldır neredeler? Aha bunun donuzun yanında. De, donuz yanında değil. Sen hiç görmeye gitmedin. Komu kötü yere gitti. Donuz sensin. İki kere ya. Göstermiyordu ki. Kaçırıyordu. Bak ya. İki kere gördüm. Ne kadar büyümüş, ne kadar tatlı bir kız. Evet Esra abla, sen, çok özledim. Yedi önünde son damlama kadar o çocuğa bakıyorum. Bak. Herkese soruyorlar. Alamıyorlar çocuğu. Bak çocuğu da alamıyorlar. Ama bunu çok sormuşlar güzel yalan diye. Çok güzel geçen bir şey. Geçen Hamdi Bey'e götürdüm. Hamdi Bayağı, Bey kim? Bizim köyde Hamdi Bey diye bir köy var. Bize bir kilometre yani. Markete gittik. Garı beni tebrik etti. Kim tebrik etmiş? Bura bakkalcının bir karısı var. Karısı. Oturmuşlar oraya. Çocuğun psikolojini bile bozan sizsiniz. Ha. İsmail dedi sen dedi. Buna bakıyorsun. Yarın sana da iyi bakar dedi. Tabii. Sen sevap işliyorsun dedi. Çok güzel. Bak şu amca bak, olarak yeğenine bakmak bakıyor güzel bir şey. Bakıyor. Çok bakıyor. Güzel esrarlı. İnanmayın. Bakıyorum. İşte buraya İstanbul'a gelecek ki iki fotoğraf çekeyim onu göstereyim. Çocuk paramparça. Dur bak ya. Otur İsmail Bey. Otur. Bir şey soracağım Sibel. Sen çocuğu almak istemez misin? Görmek İstemem mi Esra? Göremezsin ama, değil mi? Ama bakmadı ki çocuğu. Neyime de sorun. Bunun için bir şeyler yaptın mı? Bir adımlar attın mı? Ya bunlar yargı şey yapmıyor ki. Çektiniz biz argülü. Ha çektik argülü. Argülü ne? Ne yapıyorlar? Bomba. Bomba mı? Tereket çalıyorlar. Bomba gidin. Bomba çalıyorlar. Hep bomba. Yalan değil. Balık kesin. Balık kesin gören köprünün altından ne yapmışlar biliyorum bakalım ya ben de köprünün içindeyim. Tekirdağ Malkara'da ne yapmışlar? Tekirdağ Malkara. Ben oraya gitmedim ki bilmiyorum İstanbul'a mı geçiyorsun? Ben bir dakika bir şey dikkatimi çekti. Siz ikiniz değil miydiniz dürtüp gülüyorsunuz? Ya akıl veriyorlar. Tekirdağ Malkara'yı da başkası söyledi bana. Bir dakika şey başkası söyledi. Dur bir dakika. Bir dakika bir dur ay kafamı şişirdiniz ha. İkiniz değil mi birbirinizi dürtüp devamlı gülüyorsunuz? Estağfurullah unutmasın. Bir ona akıl veriyor İsmail'le akıllı yok. Zaten onun da akıllı yok. Malkara'da bunu Musa Tabit İttiler 7 milyar parasını elinden almış da. 7 milyar maşallah. 7 milyar. Eyvah. Bırakmıyormuş daha bunu orada. Bırakmamışım bunu orada. Polis de Gelibolu'yu da getirmiş. Gelibolu'dan. Bunu ben dinlesem dışarıdan hiçbir şey anlamadım sizle anlattığınızdan. Şuna geleceğim. Sen diyorsun ki ben o gün banyoya girdim kitlemişlerdi. Bana ilaç verdiler onlar bir şeyler yaptılar sen ona inanıyorsun. Onun ertesi gününe gelelim. Sabah kalktın. Ne dedin Sibel'e yani sen böyle olay yaşadın. Hiçbir şey demedim. Sen demedin mi kapıyı açamadın ne oldu? Bak o gece hiçbir şey demedim. Peki ya, sen kapıyı açamadın ya bir dakika orada kaldın. Şimdi insanlar merak eder. Niye görüyorum ben de? Biro dur kapıyı açamadın ya ne yaptın gidip açamadım diye yattın uyudun mu? Kapıyı dandan vurdum. Nasıl açtılar kapıyı? Açtılar kapıyı. Ya, be. Ne bak, böyle aç? Sibel açtılar. Ne dedi Sibel sana? Bir şey sordum bir cevap vermedi. Tabii. Ondan sonra kapıyı açtıktan sonra. Peki sen demedin mi niye kapıyı kilitlediniz? Ben söyledim. Kapıyı niye kilitlediniz dedim. Cevap vermedi de. Cevap vermedi sana. Bir kelime gelmedi. Yalanları sıkla. Ondan sonra acaba bir yerlerde
paramı aradılar. Bu yana baktım, bu yana baktım. Eyvah! Herkes... Paranın ne işi var orada? Ha? Paranın ne işi var orada? Para, para arıyor. Paralara aşağı mı yatırıyorum ya. Evet. Ha. Senin paran o odada mıydı? Hepsi o odada. O odada tabii. Neredeydi? Koltuğun altında mı? Esir abla. Kırmızı ben ne yapıyorduk ya? Evet orada diyorsun. Neredeydi Esir para? Esir abla bir şey söyleyebilir miyim? Hep onları konuşturuyorsunuz. Bir dakika koltuğun altındaydı. Bir dakika. Benim paramı mı aldılar diye oraya mı baktın? Ha, paranı almışlar mı? Ne yapacağım ben senin paranı? Parayı almalı. Sen bana para vermiyordun ki. Zaten paraları alamalı. Sibel sen biliyor muydun normalde koltuğun altına para koyduğunu? Hayır. Esra abla biber kırmızı biber yapıyorduk biz. Götürüyordu bankaya yatırıyordu. Yalan söylemesin. Ya kırmızı biber yapıp satıyor muydunuz? Evet. Ne kadar yatırdık? Kendin ne gördün? 75 milyar. Nerede 75 milyar? Paralar nerede şu anda? Nerede? Siz öküzsünüz ya öküze sormak. 75 milyar borca gitti borca. Ha borca. Peki bir o. Yalan yalan. Şimdi kaldığımız borca. Yerden devam. Sen baktın orada ne para alınmış ne bir şey yapılmış. Sonra gittin yatmaya mı gittin? He? Yatmaya mı gittin? Garvalan yemin ölmende garva ya. Bir dakika dur. Esna ablacığım biber parası vardı. Biber var. Biber paralarında borca yatılacak. Tabii. Ya, benim kafama şu takılıyor. Şimdi bir şey karışıyor herhalde. Şimdi yok, sen bu kadar bir dakika bu kadar bir şey bir dakika bir bitireyim. Bu kadar bir şeyden şüpheleniyorsun. Yani o içeride bir şey mi yapıldı diyorsun. Sen tüm derdi bıraktın para aramaya girdin içeri. E sen daha olay orada bir şey mi karıştırılıyor bıraktın paraya nereden düştün? Parayı mı? Evet. O gece biber parası aldım da bu olayın içinde arasından hepsi evde geldi. Tabii tabii. Ha şimdi bu olay neden hep paraya bağlanıyor? Paraya aç bağlamadım bak daha. Açsın ki. O ha. Ortaya paraya bağlamadım. Senin derdin para. Senin hayır. Derdin şimdi onlarda sen dedin ya kilitlediler banyo oldu bir şeyler. Sonra bir anda içeri girip para aradım diyorsun. Paraya bağlamadım. Paralarım vardı dedim. Ha, tamam. Senin paranı ne yapacağım ben? Paralar, sen bana para vermiyordun ki. Abisi, sen bana sen paraya mı? Bir şey yani içeride ki. Parayla ilgili bir şeyler sen yaptın. Sen beni gurur ekmek yedirdin. Burada burada yiyencilerde hırsızlık yapıyordun. Bir tane montum vardı ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bak anlatayım. Parayı almamış da. Ha almışlar. Ne olmuş? Para yanında duruyor. Parayı ellememiş da. Evet. Eteki işi yapmış da. Senin iddiana göre bir şeyler yapmışlar. Evet. Ondan sonra. E peki anne var orada. Anne. Esra ablacığım şimdi bir kötü bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Valla yılın cimine girerim burada bak. Yastığı koyuyor şerefsiz. Çok kötü bir şey diyeceğim. Ama ısrarla bunu söylemek istemiyorum. Bir kötü bir şey söylersek. Bu kadar fazla ya. Bu konuyu geç şunu. Söylemek bile istemiyorum. Ama bak bir oğlum söylediklerin aşırı uçuk pis şeyler. Söylemeyeceksin oğlum. Bunları söylemekse beni hep zorladıkça çok karıştırıcı. Tamam ama bir oğlum şundan bahsedeceğim. Bak bir şundan bahsedeceğim. Bak bunları gören bile insanlarım var. Bir oğlum şundan bahsedeceğim. Gören mören insanlar saçma sapan şeyler konuşmaya başladı mı bazen zorla, sonu gelmez. Bak sonu gelmez. Tamam mı? Şimdi sen bir şeyi biz düşündüğümüzde şüphelendiğimizde iyice iş uç noktalara gidiyor. Hiç öyle şeyler olacağını ben inanmıyorum. Ben gözümle... Her şey gözüme gördüm deme sen de. Görmemişsin sen bir şey. Boşanma davası da açmıyor. Boşanmıyor da. Aa, bir dakika. Komşunuz hattımızda Sibel'le Ahmet'i tanıyorum diye... Sait Bey. Televizyonu kısar mısınız Sait Bey? Hepsi dümenden gidiyor. Sait Bey Yenice'de. Sait Bey. Alo. Yenice'de. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol, iyi günler, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Sibel Hanım, Esra Hanım, İsmail Bey'e ben bir şey konuşayım, ondan sonra Erol Bey'e de söyleyeceğim. Tamam, önce İsmail Bey'e bir şey sormak istiyorsunuz. Buyurun, söyleyin. İsmail Bey, hani gördüm diyor ya, gördüm ben söylemedim. Ne biçim erkekmiş, ne biçim gururu var. Adamlık gururu bulmuş mu? Tamam. Diyor ki ya niye hiçbir ses çıkarmadı? İsmail Bey size diyor komşunuz. Anlayamadım ki. Niye diyor gururu ben yok mu? Bu adam zaten ben bunun yalan olduğunu zaten biliyorum. Ben... Ya, hayır ya, adamı ya, boş verin size bir soru soruyor. Neden diyor hiç ses çıkarmadı? Nerede diyor hiç ses çıkarmadı ya? Sana niye ona sormayın siz cevap verin. O kadar gururum vardı İsmail Bey. Buyur abi dinliyorum.
O kadar gururum abi. Erkek beni. Neye gördün de kardeşini? Neye söylemedin? Ben söylemem abi. Neye söylemedin? Şey ben söylemem. Ben yok söylemem. Öyle bir şey. Atıyor, iftira atıyor işte. Ya iftira atıyor zaten. Ama söylemem deyip niye bir oğlu söyledi? Ben erkek değil mi? Bir gururumuz yok mu? Ha, biz haksızız, sen haklı oluyorsun. Niye söyleyeyim öyle? Sen erkek ben, değil misin? Senin kardeşinin hanımı böyle bir şey yaptı da. Niye söyleyemiyorsun? Niye söyleyemiyorsun diyor. Ben söyleyemem abla. Ha, çünkü öyle bir şey yok. Ama bir yola söylüyorsun. Yok. En kötüsüne yok. Söylüyorsun. Esra Hanım. Evet buyurun. Esra Hanım. Buyurun Sait Bey. Öğretmenin akıl veriyor işte. Bak bu insan Sibel buraya gönüllü gelmiş. Çalışıyorlar. Evet. Günlük bölümlere gidiyorlar Ahmet Bey gibi. Günlük neye gidiyorlar? Günlük yövmeye gidiyorlar. Yövmeye gidiyorlar. Tarlada çalışıyorlar. Evet. Bunlar, bu yemeyecekler. Bu Birol ya dengesizin biri zaten. Konuştuğunu tutmuyor bile gülerek konuşuyor. Dalga geçer gibi. Evet Birol diyorsunuz. Ha. Gülerek konuştuğu için inandırıcı gelmiyor. Sana öyle diyorlar Birol. Niye gülerek konuşuyorsun? Gülerek mi? Çok evet. Neşeli anlattığım için. Usta Osman'a. Bunlar hepsini pazarladı. Bu, bu kim? Sen bunu da tanıyor musun ki? Ben bu sesinden biliyorum. Yerince çarkalıyorduk ona. Çarkalıyordu. Bunlar hepsi bir şirketti. Beni cezaevinde yatırmak için her yolu denenler bunlar. Yatacaksın ki. Eroyla, Arkuna, Urus'a hepsini yaptılar. Ha, yaptık tamam. Benim namusum beş para etti bu. Ha, söyleyeceksin anasını sattı bunu. Ha, alamam. Aha, sağ tol beni bir söyleyeyim. Peki başka bir şey söylemek istiyor musun Sait Bey? Işte. Beni nasıl kirlettin sen? Bir dur. Sen beni yiyince de bırak. Ağzımı burnumu kıt. Ondan sonra Sait Bey bir şey söyleyecek misiniz sen... başka? Yok ya. Esra Hanım Allah'ını seversen ben bir seyirci olarak yani bunun yalanlarından bıktık. Şebekenin içinde sen ne varsın? Şebekenin içinde sen ne varsın lan? Şimdi biz bak her şeyin... içinde sen ne varsın? Dur bir o. Tamam Sait Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bakın her şeyde insanların iddiaları olabilir. En uç bu iddialar olabilir ve hiç bizim aklımız bile sır ermeyebilir. Ama burada her zaman bilim konuşur. Şimdi DNA sonucu bizim için önemli. Bugün yetiştirmeye çalıştılar ama... Muhtemelen pazartesine kalacak ama yayının sonuna kadar yetişirlerse yine söyleyeceğim. Mutlaka eğer saat 3'e kadar yetişirse söylerim ama yetişmezse pazartesi zaten gelmiş olacak. Şimdi DNA sonucu bize zaten her şeyi anlatacak. Yani sizin iddialarınız var, Sibel'in söyledikleri var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Senin iddiaların bir erkek için çok zor. Sibel'e attığın iddialar ve söylediklerinde bir kadın olarak onun için çok zor. Şimdi iki taraflı da zor bir durum var. Bunu da söylemem Esra abi, gerekiyor. Esra benim çocuklarımın babası belli, anası belli. Şimdi... Karabey'deki öldü dedim ya, onu da söyleyeyim. Onun ismi... Hasan Keskin ya. Hasan Keskin. Evet. Akçakoylu. Eski mobilyacı. Böyle... Sattılar evinden. Tamam, şimdi mobilyacıyı... bir dakika esnaf hocam. Çamdaki bir tane karı var ya evine bağlandı ya. Çamdan bağlanan bir şanslı. Onun evinde ne yapmışlar çamda bakalım sor bakalım. Tamam bir dakika. Onu... Sor! Sorun ya! Çamda ne yaptın burada da? Pazarladılar mı seni? Ha pazarladılar. Arkandan tuzağa tüsüremedin böyle bacımı ya. Yatıramadın. Yatıracağım ki. Nerede yatıracaksın? DNA'dan sonra yatıracağım seni. Nerede yatıracaksın? Nerede yatıracaksın? Çanakkale'de sürem sürüneceksin. Sen mi? Evet ben bir o, bak bu çok kolay ben sana bir yol söyleyeyim. Eğer kadının namusundan şüpheleniyorsan boşanırsın gider. Bu kadar basit. Tek bir yol var. Kadın benim namussuzsa boşanacaksın. Boşanacağım ben. Evet. Boşanmayacağım. Evet. Geldi ya. Adat yalan. Evet tapılacak. Aa donumu alırsın gidersin. 3 artı 1 daire alınmasa. Boşanmayacaksın 3 artı 1 daire. Sen beni alma da. Sen beni nafaka ödeme de. Tamam. Şimdi pazartesi her sonuç ortaya çıkacak. Artık burada kararlarımızı. O sonucu görünce vereceksiniz. Bakalım herkesin yüzü nasıl olacak onu göreceğiz.